Bak baba sana ne aldı. İnanmıyorum. Ya ne zamandır bunu istiyordum. Ya babacığım. Ya baba çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ya bir tanesin sen. Buna baktıkça seni ne kadar çok sevdiğimi hatırla. Tamam mı güzel kızım? Seni ve kardeşini çok sevdiğimi unutma. Anneni sakın üzme. Tamam mı kızım? Baba. Babacığım. Niye bizi bıraktın? Gerçekten terk ettin mi? Ne oldu? Bana bak bakayım. Sesin çok kötü geliyordu telefonda. Ne oldu? Mustafa. Tamam, gel biraz oturalım hadi. Gel. Söyle bakayım, kim üzdü seni? Babam. Babam yaşıyormuş. Ama bu iyi bir haber. Neredeymiş peki? Aradı mı? Hülya teyze söyledi. Kıbrıs'taymış. Annem de bunu biliyormuş aylardır. Biliyor muymuş? Sana niye söylememiş peki? Ben de ona bunu sordum. Bana saçma sapan şeyler söyledi. Ne gibi? Babamı karalamaya çalıştı. Keyif için terk etmiş bizi, öyle diyor. İnanabiliyor musun? Deniz abla durduk yerde böyle şeyler söyleyecek bir insan değil. Yani belki bilmediğin şeyler vardır. Yani şöyle oturup bir sakin konuşsanız. Bana onu savunma. O dediğin senin annen. Ben de senin anneni savunabilirim ona bakarsan. Aynı şeyleri söyleyebilirim değil mi? Belki de bilmediğin şeyler vardır. Yani bir oturup sakince konuşsan. Aynı şey değil. Benim annem rahat bir hayat için beni terk etti. Senin annen o rahat hayatı kaybetmiş olmasına rağmen sizin için canını dişine takıp mücadele etti. Kusura bakma şu an bunları hiç dinleyemeyeceğim. Biraz yalnız kalmak istiyorum. İyi tamam. Niye sinirleniyorsun ki? Tamam ben sustum. Sen konuş. Dök içini, rahatla. Gerçekten yalnız kalmak istiyorum. Annenle sorun yaşadığında sen de yalnız kalmak istemiştin. Ben buna saygı duymuştum. Bir şeye ihtiyacın olursa bir telefon yeter biliyorsun. Ne var? Ece neredesin? Sana ne? Ece neredesin diyorum, konuşalım. Konuşacak bir şey kalmadı. İkimiz de diyeceğimizi dedik anne. Rahat bırak beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.